Merhabalar değerli arkadaşlarım kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Temel Hukuk Ünitesi'nden Anayasa Vatandaşlık Dersi'nin Temel Hukuk Ünitesi'nden soru çözümlerimiz devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. İlk sorumuz şu. Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş tüzel kişiler arasında yer alır? Değerli arkadaşlarım Medeni Kanunu'nda düzenlenen tüzel kişileri istiyor. Bu arada küçük bir bilgi hatırlayalım. 2001 yılında Yeni Türk Medeni Kanunu hazırlandı ve 2002'de Yeni Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi arkadaşlar. Medeni kanun kişi, eşya, aile ve miras hukukunun alt bölümlerinden oluşur. Ve dernekler ve vakıflar medeni kanunda düzenlenmiştir. Ve bu kanuna göre dernekler en az 7 kişiyle kurulan kişi topluluğudur. Vakıflar da en az 1 kişiyle kurulan mal topluluğudur. Şirketler burada olamaz. Çünkü şirketler ticaret hukukunda geçer değerli arkadaşlar. Biz doğruları aradığımıza göre cevabımız 1 ve 2 oldu. Hakların kazanılması sırasında durumun gereklerine göre Gerekli özeni göstermek şeklinde ifade edilen temel ilke aşağıdakilerden hangisi? Şimdi hocam bak kritik noktaları çiziyorum. Kazanmak ve gerekli özen. Ee, şöyle ifade edeyim. Ee, i̇yi niyet nedir? Yani hukuktaki diğer adıyla subjektif iyi niyet. İyi niyetle subjektif iyi niyet aynı şey hocam dürüstlükten de objektif iyi niyet aynı şey. Tamam? İyi niyet nedir? Bir hakkı kazanırken bak kazanırken kişide görülen eksik ya da yanlış bilgi durumuna iyi niyet denir. Dolayısıyla gerekli özeni göstermek ya da göstermemek şeklinde hakkı kazanma durumu bizi nereye götürüyor? İyi niyete. Şimdi tekrar ediyorum. Edin. İyi niyet nedir? Bir hakkı kazanırken kişide görülen eksik ya da yanlış bilgi durumu. Dürüstlük nedir arkadaşlar? Dürüstlük şöyle ilginç bir tanımı var hukukta. Diyor ki toplumda saygı görmüş, kabul görmüş, orta zekalı bir bireyin sergilediği davranış biçimine de dürüstlük diyor hukukumuz değerli arkadaşlarım. Orta zekalı. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku ile ilgili en doğru ifadedir? Arkadaşlar şimdi şöyle yaparız mesela kamu hukuku, özel hukuk bir de karma hukuk dalları var değil mi? Şimdi kamu hukukunun çalışma prensibi şöyledir. Devlet büyüktür bireyden. Tamam mı? Teşbih de hat olmaz. Ee, özel hukukta ise bireyle birey ya da çok istisna durumlarda devletle de birey eşit olur. Tamam. Özel hukukta prensip eşitlik üzerine, kamu hukukunda prensip devletin üstünlüğü üzerinedir. Dolayısıyla devletin üstün iradesiyle katıldığı ilişkileri uygulanır. Evet, üstünlük vurgusu burada çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Değerlerini okumuyorum, zamanı doğru kullanmak adına. Örf adet hukuku için toplumda yaygın ve genel inanışı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlar, bir örf adet kuralını kuralını hukuk yapabilmek, yazısız hukuk yapabilmek için bazı şartlar var. Bunlar maddi unsurlar, manevi unsurlar ve hukuki unsurdur. Maddi, manevi ve hukuki unsur. Daha böyle sade haliyle söylüyorum. Arkadaşlar bir örf adet kuralını, örf adet hukuku yapabilmek için süreklilik olacak. Halkın benimsemesi olacak ve devletin desteği olacak. Süreklilik maddi unsur, halkın benimsemesi manevi unsur, devletin desteği de hukuki unsurdur. toplumda genel inanışta bizi manevi unsura götürüyor. Sık sık denemelerde çıkan bir soru formatıdır. Fiil ehliyetinin olumsuz şartı aşağıdakilerden hangisi? Şimdi arkadaşlar gerçek kişi fiil ehliyeti nasıl kazanır? 3 şartı yerine getirerek. Nedir bunlar arkadaşlar? Bir reşit olmak. Bakın 18'i doldurmak demiyorum. Çünkü 18 eksik olur. Niye? Erken reşitlik var, geç reşitlik var değil mi? Erken evlenen erken reşit olur. Kazayı rüştü erken reşit olabiliriz. Sağır ve dilsizler 21 yaşında reşit olur. Bunun gibi. 18 kapsamıyor her durum. O yüzden reşit olmak dememiz gerekiyor. Bir diğeri değerli arkadaşlarım ayırt etme yeteneğine sahip olmak. Diğer adı mümeyiz, diğer adı sezgin, diğer adı temiz kudretidir. Bir de arkadaşlar kısıtlı olmamak, olmamak, olumsuz şart. Diğer adı mahcur olmamak. Dolayısıyla cevabımızı bulduk. Birden fazla kimseden hangisinin önce hangisinin sonra öldüğünü tayin etmek mümkün olmazsa ölenler aynı anda ölmüş sayılırlar bu kavrama medeni hukuktan nadir Arkadaşlar kimin önce öldü bilinmiyorsa ve ortada bir miras konusu varsa devlet diyor ki bizim için hepsi aynı anda ölmüştür. Aynı anda ölenler birbirinin mirasçısı olamaz. Buna da birlikte ölüm karinesi denir. Hak sahibinin kullanması ile birlikte hukuk düzeninde yeni bir durum inşa eden haklara ne ad verilir? Hocam bir hakkımız var. Biz bu hakkı kullandığımız zaman mevcut durumda bir değişim oluyor. Yeni bir durum ortaya çıkıyor. Yeni bir durum inşa ediyorsak bu bizi nereye götürüyor? Kurucu yenilik doğuran haklara değerli arkadaşlarım. Peki Borçlar hukukuna göre tarafların arasında anlaşarak gerçekte yapmak istemedikleri bir hukuki işlemi üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yapıyormuş gibi görünmeleri aşağıdakilerden hangisi de ifade edilebilir? Bak hocam normalde iki kişi aralarında sözleşme yapıyorlar ama aslında bunlar yapmak istemiyor. Amaçları üçüncü bir kişi kandırmak, aldatmak. Şöyle düşünelim. Şu erkekle şu kadın anlaştılar ve şu erkeği aralarında dolandırmak için sözleşme yapacaklar. Bu buna borç verecek. Bu da bunu kefil gösterecek kadın borcu ödemeyecek, adam borcu kefilden alacak. Bunun gibi ya yani memlekette yapılıyor, tamam. İki kişinin anlaşarak üçüncü bir kişi kandırmak amacıyla hileli sözleşme yapmasına muvaza denir değerli arkadaşlarım. Gabin bir kişinin bilgisizlik ve cahilliğinden aşırı oranda istifade etmek. İtiraz ve def'i zaten aynı şey. Hukuki taygirde size ait olmayan bir malzemeyi, bir emtiyayı, bir eşyayı kullanıp değerlendirip bir sanat ürünü ortaya çıkarmanız gibi mesela yerde bulduğunuz, boş tarlada bulduğunuz ama sahip olmayan bir mermeri alıp mükemmel bir heykele dönüştürürseniz değer kazandırmış oluyorsunuz. Adı hukuki taygir oluyor değerli arkadaşlarım. Hakim kararı ile erginlik yani kazayrüş ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Hocam neydi kazayrüşün şartları? Çocuk 15 yaşını dolduracak. Çocuğun isteği Çocuğun menfaati olacak, ailenin rızası olacak, sulh hukuk mahkemesi karar olacak. Küçüğün 15 yaşını tamamlamış olması doğru. Biz yanlış arıyoruz. Küçüğün ve velisinin menfaati. Şimdi küçüğün menfaati doğru da velisinin menfaati diye bir şart yoktur. Çünkü o zaman hiç ticarete kaçar. Küçük velayet altında ise velayet makamının izni. Evet bunlar doğru. Biz yanlış aradığımıza göre yanlış. B seçeneğindeki yalnız 2. Yukarıda verilen hukukun kaynakları sırasıyla eşleştirildiğinde doğru olan eşleşme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne var hocam? Yönetmelik, yargısal, içtihat, örfü adetler. Bu arada içtihat mahkeme kararı ya da hakimin yorumu demektir. Yönetmelik yazılı kaynaktır. Şöyle yazalım. Yargısal içtihatlar yardımcı kaynaklardadır. Hakimler için bağlayıcı değil. Örf adetler de yazısız kaynaklardadır. O zaman sırasına göre yazılı yardımcı yazısız cevabımız A seçeneği oldu. Peki belirli bir dönemde yürürlükte bulunan ve yetkili makamlar tarafından yürürlüğe konulan yazılı kaynaklara ne ad verilir? Hocam yetkili makam diyorsa ve yazılı diyorsa zaten bizi direkt mevzu hukuka götürür. Pozitif hukuk neydi hocam? Bir ülkede belli bir dönem yürürlükte olan yazılı ve yazısız kuralların tümüne pozitif hukuk sadece yazılı olanlara mevzu hukuk denir. Bu arada mevzu hukukta yetkili makam ya da belli bir otorite vurgusu da olmalı. Ki daha önce çıkmış sınav sorularında da ÖSYM bunu böyle yaptı yapılan bir sözleşmede belirli hususların taraflarca kararlaştırılmamış veya unutulmuş olması halinde uygulanan hukuk kurallarının çeşidi aşağıdakilerden hangisi? Hocam ben ve sen bir sözleşme yapacağız ama şuradaki bir ilgili maddeyi boş bırakmışız ya da unutmuşuz ya da kararlaştırmamışız aramızda bir sıkıntı çıkıyor ve biz mahkemeye gidiyoruz. Kişiler kendi aralarında belirleyebilirken biz unutmuşuz. Bu durumda mahkeme veya hakim belirliyor ve tamamlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla buna tamamlayıcı hukuk kuralı deniyor. Kişilerin kendi aralarında belirleyebildiği hukuk kuralıdır. Mesela iki kişi borç alıp verirken vade oranını kendi aralarında belirleyebiliyorlar. Veya diyelim beyaz eşya dükkanına gittik. Eşya buzdolabı aldık. Nakliye parası kime aittir normalde? Satıcıya. Ama satıcı diyebilir ki ya Selman Hoca sen çok indirim yaptırdın. Rica ediyorum nakliye parası 50 lirayı sen ben öder misin? Ben de evet abi ben öderim dedim. Bu durumda nakliye parasını kim ödeyecek? Kendi aramızda belirledik değerli hocam. Kişilerin kendi aralarında belirleyebildiği hukuk kuralına tamamlayıcı hukuk kuralı denir. Unutmuşsak kararlaşamamışsak hukuk tamamlıyor adı tamamlayıcı hukuk kuralı oluyor yine. Tamam Yukarıdakilerden hangileri emredici hukuk kuralının amaçlarından değildir? Şimdi arkadaşlar, emredici hukuk kuralı emirleri, yasakları ve hükümleri içerir. Aksi bir davranışta bulunamayız. Eğer yaparsak, aksi bir şey yaparsak bu durumda hukukun maddi yaptırımıyla karşı karşıya kalıyoruz. Emredici hukuk kuralı zayıfları korur, kamu düzenini korur, genel ahlakı korur ama örf adetleri korumak diye bir hedefi veya amacı yoktur değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun bölümlerinden biri değildir? Medeni hukukta arkadaşlar kişi, aile, eşya ve miras hukuku var. Kişi ailede ne kalır? Ya eşya kalır ya miras kalır. Medeni hukuk bitti. Bahtı kara ise borç kalır. O da borçlar hukuku olur. Medeni hukukun bir parçası değildir. Değerli arkadaşlarım burada da eşya var, miras var, kişi hukuku var, aile var ama ticaret hukuku yok. Hocam şöyledir. Özel hukukun dalları var. Medeni hukuk, borçlar, ticaret ve devletler arası özel hukuk. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Yeni çalışmalarda, yeni videolarda görüşeceğiz değerli arkadaşlarım. Zamanımız uzun. Bol bol soru çekeceğiz. Her şeyin başı sağlık. Allah herkese hayırlı günler, sağlıklı günler nasip etsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.